Marmaris'te bulunan oda başkanları her hafta salı günü düzenledikleri esnafla buluşma kahvaltılarını bu hafta Beldibi'nde gerçekleştirdi. Önce bir kahvaltı, ardından da esnaf ziyaretinde bulunan oda başkanlarının bir sonraki ziyaret durağı ise Beldibi Belediye Başkanı İdris İspirli'nin makamı oldu. Sen gülüyorum. Kusura bakmayın, biz belediyemizi kapattılar ama hala yoğunluğumuz devam ediyor. Gönlümüz açık. İspirli, daha önceden haberim olsaydı işlerimi ona göre ayarlardım. Ben de kahvaltıya katılırdım dedi. Belki mesela dünden haberimiz olsaydı biz programımızı ona göre yapardık. En azından biz de size eşlik ederdik. Hani esnaf gezmesinde olmasa bile kahvaltıda. Ama yine de davetiniz için teşekkür ediyorum. Yani başkanım, biz şöyle, kimseye biz rahatsızlık vermek istemiyoruz. Bütün arkadaşlarımızla beraber o gün sabahleyin karar veriyoruz. Aynen. Mesela bugün buraya geldik, işte nerede yapalım, orasını uygun bulduk, oraya geçtik, orada yaptık. Büyükşehir Belediyesi yasası nedeniyle 1600'ün üzerinde kapanan belediye olduğunu söyleyen İspirli, bazı belediyeler tabelalarını indirdiler, bizim artık kapanmamız kesin dedi. Kesin, geçen cuma itibariyle yani yasal olarak, hukuki olarak gidebileceğimiz yer kalmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani oradan da ne sonuç alınır, alınan sonuç uygulanır mı? Yani çünkü neticede mahkeme kararlarını da bir şekilde hile şeriyeyle uygulamıyorlar yani. Hani bizim belediyemizin hani bir mucize olmazsa, İnşallah olur. Yani Allah tarafından bir mucize olmazsa işte şurada 6,5 ay sonra kapanır. Ama vatandaş hala kapandığının farkında değil. Bizden sürekli talep. Biz de diyoruz ki yani elimizden geldiği kadar bu belde mahalleye dönüşmeden önce yapabildiğimizin fazlasını yapalım. İspirli, bazı vatandaşların küçük belediyelerin kapanacağına inanmadığını söyledi. Ben net söylüyorum, bu hoş bir şey esasında. Bizim sokağımızı parke çalışması işte yaparak düzeltmedi diye beni şikayet ediyorlar. Talep. Yani bu kızılması gereken bir şey değil, hoşuma gidiyor. Neden? Vatandaş büyük şehirle beraber bir şeylerin olmayacağını düşünüyor. Marmaris'i çok sevdiğini söyleyen İspirli, belediye kapanmadan önce yapmak istediği etkinlikler olduğunu ifade etti. Şu Beldibi'nin işte kapanmadan önce bir resimlerle dedim, bir işte fotoğraf kataloğu yaptırayım dedim. Biz de şimdi meclise girelim, biz de beraber yaptıralım başkanım. Biz de yaptıralım. Eğer belediyeler kapanacak olmasaydı diyen İspirli, bu yıl çıkan alkol yasaklarıyla ilgili olarak alkol parkları projesi olduğunu ileri sürdü. Kullanmayan bir insanım. Ama hiç benim alkol karşı böyle bir demecimi gördünüz mü? Giriyorum alkollü ortamlarda, oturuyoruz, bizim yanımızdakiler içiyor. Bu benim kişisel tercihimdir. Yani ben zararlı görmüşümdür veya hoşlanmamışımdır. Şimdi sapla saman birbirine karıştırılıyor. Farz edelim ki mesela iktidarımız iyi niyetliydi. Farz edelim hani bir art niyet yok. Bu memleket için güzel şeyler düşünülerek büyük şehir tasarlandı. Orada bir ayrım yapılması gerekiyordu. Muğla ve Mardin'in merkez nüfusu 62 bin civarında. Şimdi Muğla mı büyükşehire layık, 400 bin merkez nüfusu Elazığ mı layık? Yani bunların düşünülmesi lazım. Eğer bu belde devam etseydi, samimiyetimle söylüyorum, bize de 2014'ten sonra bir görev düşseydi burada, ben alkol parkı yapmayı düşünüyordum. İşte bunu basın önünde de söylüyorum. Yani o parkta alkol almak isteyenler gitsinler içsinler. Kör noktalarımız var. Yani içki içen vatandaşlarımız dahi o insanlardan nefret.